geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Ahmet Başçavuş ortalarda gözükmüyor ha. Ne iş postacan? Pazartesiye kadar izin almış. 3 gün yok galiba. Ha, desene ansızın gelip alo deyip ödümüzü patlatmayacak kısa kabus. Şşt, cesaret mi gerçek mi lan? Dur be abi deyip içtibadayız şimdi. Sırası bu be ya. Sıra sende oğlum, mızık mı? Sen de bir şeye bir karışma be. Tamam tamam. Gerçek. Heh. Yok yok, dur dur. Şimdi sen antik kutlu bir şey sorar, başımı belaya sokarsın. Cesaret. Oha. Oha. Yani ille bir başımı belaya sokacaksın değil mi? Baştan girmeyecektin lan oyunu o zaman. Hadi, hadi. Kerime. Birisi Kerime mi dedi? Bana mı öyle geldi? Komutanım, ben de duydum. Kartopi dedi. Şakir Kartop. Ne demek oluyor bu? Hiç. Şey, komutanım. Benim ortanca kardeşimin adı Kerime de komutanım, o yüzden. Bir an öyle aklıma geldi, hislettim. Ortanca kardeş. Evet, komutanım. Kerime. Komutanım. Ölü komutanımız Celil. Ölük! İyi yırttın ha. Dur! Azul! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, 72 erbaş ve erde emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun hasta eminim. Merhaba asker! Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Beni rahatta dinleyin. Komutanım, alay komutanı geliyor. Günaydın Levent. Sağ olun komutanım. Tanıştırayım. Ethem Assayı. Alayın rehberlik danışma merkezine atandı. Hayırlı olsun hasta eminim. Sağ olun komutanım. Ethem Assayı mesleğinde son derece başarılı bir psikolog. Master'ını Sorbonne Üniversitesi'nde yapmış. Alayımızdaki askerlerin psikolojik şeylerini... Neyse, kendisi anlatır. İşiniz bittikten sonra odamda sizi bekliyorum. Emredersiniz komutanım. Müsaadenizi alabilir miyim komutanım? Buyurun Aslı'yım. Arkadaşlar! Kusura bakmayın. Henüz alışamadım da. Ben de. Şey yapmayın. Rahat da dinleyin. Benim adım Ethem Tolaman. Komutanımızın söylediği gibi rehberlik danışma merkezinde görev yapacağım. Bir sorunu olan varsa
çekinmeden gelsin. Kapım 24 saat açıktır. Şunları dağıtacaktım. Vedat, Ferit, komutanınıza yardımcı olun. Herkese dağıt. Abicim ne biçim sorular bunlar ya? Kendinizi baskı altında hissettiğiniz oluyor mu? Hiç. Olur mu canım, ne baskısı? Askerdeyiz bir de yani. Kardeşim bu adam vallahi bizim nerede olduğumuzun farkında değil ha. Neydi bunun adı? Bir acayip bir şey ha? Ethem Tolaman. Ha. Ulan ister misiniz ha? Bundan sonra biz buna kısaca E.T. diyelim ha? E.T. mi? Tövbe tövbe. Lan nereden geliyor böyle şeyler senin aklına? Lan nereden gelecek dostum? Bilmez misin o terliksi hayvanatın aklı anca aytalığa çalışır. Abi sıkıldım ben, bu ne ya? Al benden de o kadar. Allah, Nizamiye. Ulan Nizamiye devral azadım, geç kaldım. İnşallah hasta kendini fark etmez, görürsün uşakla. Abicim ben de gidiyorum, kolay gelsin size. Eyvallah babacığım. Arkadaşlarınız arasında kendinize çok yakın hissettiğiniz kimse var mı? Anam! Bu ne biçim soru ya? Ben kullandım vallahi biraz. Şşt, sapık lan bu. Dinle dinle. Jumbo bizi soruyor, bizi yaz. Hadi oradan pis herif. Ama ya neyse, boş iş bunlar. Evet, oyunumuza dönelim. Oyunda sıra kimdeydi beyler? Arzu abi de. Evet, ceza verme sırası da bende abicim. Cesaret mi, gerçek mi? Gerçek olsun, gerçek. Hemen soruyorum, Liz yengeyle ne zaman evleneceksin? Vazgeçtim, cesaret. Koy verdi. Şşş, hadi be, uzatma. Şımarık. Tamam Arıza abicim. Yeni cezanı buldum. Şimdi Arıza abicim, bu anketi sen abuk subuk dolduracaksın. Ama öyle kafana göre değil. Biz diyeceğiz, sen yazacaksın. Yok artık, biz de şey yaptık. Yok babacanlar, vallahi ben öyle şey yapamam. Hayatta kabul etmem, hayatta kabul etmem. Hadi, hadi. Hadi bakalım, tamam. Ama bana bak ha. Eğer benim başıma bu sefer de bir iş açılırsa, vallahi de billahi hesabını sizden sorarım. Hiç karışma. Kabul ediyorum efendim. İsterseniz uzatmayalım ve görevimize başlayalım. Buyurun. Bütün herkese ulaşmam imkansız. Öncelikle anketin sonuçlarına göre psikolojik yardıma ihtiyacı olanları belirleyeceğim. İyi, iyi. Nasıl bir yardım olacak bu? Duruma göre değişir. Eğer kişilik bozukluğu olanlar varsa uzun süreli bir çalışma gerektirir. Ben daha çok depresif belirtiler gösterenler üzerine yoğunlaşmayı düşünüyorum. Bayağı bir hastanız olacak sanırım. Anlamadım komutanım. Sonuçta askerler evlerinden uzaktalar. Burası da sivil hayat kadar renkli bir yer değil. Birçoğunun sıkıntı da olması çok normal. Dur Levent, bu kadar ön yargılı olma. Peki depresyonda olanlara ne yapacağız? Belki istirahat, gerekiyorsa hava değişimi. Bunu duyan herkes kapınıza doluşacaktır. Keşke öyle olsa komutanım. Bizim halkımız genelde psikoloğa gitmeyi utanç kaynağı olarak görür. Bizim askerler de hava değişimi veya istirahat alabileceği her şeyi bir fırsat olarak görür. Neyse Levent, Ethem Aslemi'ne gerekli desteği vermeni bekliyorum. Çünkü Genelkurmay bu işe çok önem veriyor. Avrupa Birliği ile uyum için gerekliymiş. Emredersiniz komutanım. Evet efendim, soru. Canınız sıkıldığında sıkıntınızı geçirmek için ne yaparsınız? Ne? Dama çıkar, şarkı söylerim. Yok, bu iyi olmadı, iyi olmadı. Bence de iyi olmadı. Sen en iyisi su deposuna tırman, oradan da kayarak aşağıya böyle vırrrr diye in. Yaz. Çekin. Hayır, hiçbir şey ya. Aman be eğlendirin, çok komik değil mi? Zaten çıkmış adımız arızaya. Aman be abi, ne olacak ki? Selamın aleyküm beyler. Ve aleyna aleyküm selam. Ya ne oldu, İtalyanlık falan lafta kaldı galiba. Hacı Seyfi. Nedim abi de kız almak kolay mı Seyficiğim? Yakında seni kırt kırt sünnet de ederiz. Olur biter maşallah. Ha, anladım. Mektupları istemiyoruz galiba. Hey! Sen onlara bakma, canım çavuşum benim. Dağıt. Ha bakalım Gökhan, sırrım.
Efendim, Vedat'ın burada iki tane mektubu var. Bir tanesi de kokulu Neriman Ulu. Aa, benim dul manita. Ve Liz yengemizden müstakbel eşine oldukça kalınca bir mektup. Eş beş. Ayıp oluyor babacığım. Anam! Ocağım söndü. Ne bağırıyor be? Ne oldu? Belediye yangın önlemini yetersiz bulduğu için lokantayı mühürlemiş. Hem de 15 gün. Bittim be. Mahvoldum. Dur babacığım dur be. Az sakin ol yavaş be oğlum. Alt tarafı 15 gün. Bir şey olmaz. Olmaz. Lokantanın çalışması lazım. Vergi borcu var. Vergi mi? Evet dostum. Vergi borcu vatandaşlık borcudur. Vermeyen de terbiyesiz kere terbiyesizdir. Hamza abi. Sen askersin canım haberin yokmuş. Ya ne edeceğim ben şimdi ne edeceğim? Ya üzme oğlum kendini. Bulunur bir çaresi. Benim kesin eve gitmem lazım. Kesin kesin benim kesin eve gitmem lazım. Eve gitmem lazım. Eyvah. Jumbo aklını yedi. İT'ye haber verelim. Ya Hamza. Hadi abi yapılacak işimiz var. Tabela takacağız. Oo dırdırsın yani. Ha, tamam. Hadi takalım babacığım hadi. Şişt. Şunları da götürsene. Buyur da olacak abi ya. Ceza verme sırası sendeydi. Tozun şey yapsın benim yerime ya. Kimde sıra? Bende. Yeni mi askeriniz? Efendim? Merhaba. Biraz vaktiniz var mıydı? Vallahi biraz yoğunum şu sıra. Biliyorsunuz karargah destek bölüğünün ikinci komutanıyım. İş güç bitmiyor. Fazla vaktinizi almayacağım. Askerler hakkında konuşmak istiyordum. Yine bir şey mi yaptım? Manyak herifler. Manyak herifler? Evet. Evet. Hepsi manyak. Hele o hizmet takımındakiler yok mu? Ha bir olay çıkartıyorlar. Benden duymuş olmayın ama hepsi deli. Peki Levent Üsteğmen ne yapıyor bu durum karşısında? Ne yapsın adam? Ufak tefek cezalarla geçiştiriyor. Askerlerini çok sever. Onlar da azdıkça azıyorlar, azdıkça azıyorlar. Hayret, bana pek öyle gelmedi. Sanki askerlerin sorunlarıyla fazla ilgilenmiyormuş gibi. İlgileniyor da ne yapsın adam? Hepsi manyak. Biraz abartıyor olabilir misiniz? Eve gitmeliyim, çabuk olmalıyım. Merhaba komutanım, eve gitmeliyim. Lokanta gidecek. Buyur. Manyak işte. Heh. Manyak başı da geldi. Gel babacan gel. Bak şansa bak be. Hazır iki hastayman bulmuştun. Aralarında bir dilek tutalım değil mi? Şaka canım şaka. Ne kötü kötü bakıyorsunuz. Komutanım bunları size mi vereceğiz? Anket kağıttı. Evet. Lades. Şaka şaka. Yani. Manyak işte. Hepsi manyak. Eve gitmem lazım. Kapıyı vurmam lazım. Gel. Gökhan Sırmankara. Bir maruzatım vardı komutanım. Söyle bakalım Gökhan. Yine ne oldu? Komando olası gelmiştir yine. Yok komutanım. Bizim Ankara Sanayi'de lokantamız vardı ya komutanım. Artık yok. Belediye mühürlemiş. Yani para yok ama vergi borcu var. Bak şimdi üzüldüm. Geçmiş olsun Gökhan. Sağ ol komutanım. Bakın benim acil eve gitmem lazım. O niye? Komutanım. Bizim Ankara Sanayi'de lokantamız vardı ya. Anladım. Mühürlenmiş. Bir de vergi borcu var. Babamın yanında olmam gerek komutanım. Hemen para bulmamız lazım. Siz de vergi borcunuzu zamanında ödeseydiniz. Ya komutanım dükkan kapanmasa ödeyecektik zaten. Ama hep o yangın tüplerinin yüzünden ha. Tabii canım. Ne önemi var yangın tüplerinin? Bir yangın çıksa ne olacak ki? 3-4 kişi yanar o kadar. Belediyeninki de iş yani. Vallahi çok doğru dediniz komutanım. Bu belediye de var ya. Gökhan. Belediye işini yapıyor. Siz de doğru düzgün yapsaydınız işinizi bütün bunlar olmazdı. Vergiyi ödemesek ya da biraz geç. Gökhan. Bu yollar, okullar nasıl yapılıyor biliyor musun sen? Yemekhanede yediğiniz yemek nereden geliyor?
Devlet baba veriyor. Vermiyor mu? Allah Allah. Devlet babaya kim veriyor peki? Allah ona, o bize komutanım. Tabii ya. Allah devletimize zeval vermesin. Pes doğrusu. Bir de onbaşı olacaksın Gökhan. Korkma. Devlet vergi borçları için gereken kolaylığı gösteriyor. Siz dükkanınızı açtırmaya bakın. Sonra da borcunuzu ödersiniz, olur biter. Bir de bu konular hakkında daha hassas davranırsınız. Hadi görevinin başına. İzne gidecek miyim komutanım? Gökhan! Emredersiniz komutanım. Sensin, ay sensin, gökteki yıldızlar sensin. Seni dünyalara değişmem çünkü sen her şeyden güzelsin. Ne yapıyorsun be sulu şey? Aşkımı itiraf ediyorum sana. Artık zamanı gelmişti de geçiyordu bile. Bu güzellik, bu dudaklar, bu endam, bu... Vedat! Bıktım bu sulu şakalarından. Ne? Şaka mı? Hakikat. Aşığım sana meleğim. Meleğim. Sana gönlümü verdim. Meleğim. Ne işler çeviriyorsun sen yine? Gel gel. Korkma gel. Gel. Kusura bakma ya, biz arkadaşlarla cesaret mi gerçek mi oynuyoruz da. Çaktırma. He. Ya ben de bana ne zaman aşkını itiraf edeceksin diye merak ediyordum. Demek sen de bana aşıksın. Ne demek? Cayır cayır yanıyorum. Senin o gülüşün için biliyor musun? Dünyaları bile veririm. Beklediğim beyaz atlı prens sensin demek. Bana aşkını itiraf etmen... Ne kadar cesurca, ne kadar romantik. Aşkım benim, meleğim. Hadi hadi meleğim, öp de göreyim. Ne oldu be? Şşt, çaktırma. Meleğe aşkımı ilan ediyorum. Ne? Nasıl yani? Aşıkmış bana, sonunda itiraf etti. Ben de bu anı bekliyordum. Sen de mi? Vedat'a. Evet. Bunca zamandır hep onu beklemişim meğer. Sevindim. Yani... Bana bak, bu kızın kalbini kırarsan... Mutluluklar dilerim ikinize. Şşşt! Şaka yapıyoruz be. Şaşkın. Cesaret mi gerçek mi oyunu oynuyoruz? Aman. Senin de oynanan haberin yok mu? O da bizimle dalga geçiyor zaten. Aha, ben de sizi kandırdım zaten yani, neyse ben sonra oynarım, uğrarım, kafam karıştı. Ne oldu buna böyle? Vallahi bilemeyeceğim ama sanki ateş bacayı sarmış. Süper. Çabuk, bak rüzgar buradan esiyor. Böyle çevirince ziyaretçi parkı oluyor. Ha, bu da pis pis gülüyor. Gül bakalım gül. Son gülen iyi gülermiş. Gülme lan gülme. Bak beni gösteriyor merkez diye. Oo! Alay reviri be, alay reviri. Dur sen şimdi. Gülme bak. Gülme. Ha. Kolay gelsin. Hamza Delip. Hamza Delip bundan Erzurum komutanım. Sağ ol komutanım. Hamza ha? Hamza, eskiden tanıyıp da hatırlamak istemediğiniz bir Hamza mı vardı komutanım? Ben de tam senin kağıdını okuyordum Hamza. Aa öyle mi? Kaç almışım? İkmale kalacak mıyım? Bir ara danışma merkezine uğramak ister misin Hamza?
Deli Şahin'e mi? Yani psikolo... hayır yani. Ben deli değilim ki. Arızayım. Deli olman gerekmiyor. Herkesin sorunları olabilir. Sadece verdiğin cevaplar biraz değişik geldi. Belki biraz oturup konuşuruz ha? Cevaplar mı? Ne yazmış o terliksi hayvanat? Terliksi hayvanat? Senin yerine cevapları bir hayvan mı verdi? Evet. Hem de yani çok affedersiniz ama hayvanın önde gider. Her zaman konuşuyor mu bu hayvan seninle? Sürekli efendim. Hiç durmadan vır. Sabah akşam konuşur. Zaten her şey ondan başımıza geldi. Yani aslında hataları sen yapmıyorsun. O neden oluyor. Öyle mi? Vallahi ne güzel anladınız komutanım ya. Çok teşekkür ederim. Ben artık işime devam edeyim. Sizin tumaranın nokları. Tamam, devam et bakalım. Çim! Ulan çim pis pis değil. Vedat! Vedat sen misin ulan? Ne bağırıyorsun Cemal? Ne bağırıyorsun? Siz mi pıslıydınız komutanım? Allah'a yerinizi versin değil mi? Ben kimseye pıspıslamıyorum be. Ne pıspıslayacağım? Ne pıslı? Allah! Allah! Yandım! Vallahi yandım. Bu ne? Bu ne? Ha! Ula ben de bu ne diyorum? Biri pisliği zannettim. Bu alet nereden çıktı Cemal? He, o mu komutanım? Müjde hediye etti. Ayaklarım küflü peynir gibi kokuymuş, Nizamiye güzel koksun diye. Gözüm yandı. Ah Cemal, ah! Nedir senden çektiğim? Sen adam olmayacaksın sen. Oldum ya komutanım, bakın nişanlandım. Daha ne edeyim? Evet, sen bile nişanlandın. Ben? Üzülmeyin komutanım. Daha gençsiniz, yakışıklısınız, evlenirsiniz. Hem ne demişler? Kurtlu baklanın bile kör alıcısı olurmuş. Cemal! Neyse, seninle uğraşamayacağım şimdi. Kurtlu Aslı'nın kör alıcısı da cildi. Ya mutlaka geçmem lazım o seçmeleri hocam. Yoksa Juliet başkası olacak. Aslında bunun bir yolu var Suzan. Nedir? Çok çalışırsın, ezberini tam yaparsın, rolü alırsın. Ay bu mu? Daha kolay bir yolu yok mu? Sadece güzel olmam yetmez mi? Aman efendim, kimler gelmiş? Bu ne şeref, bu ne bahtiyarlık. Hoş geldiniz. Zahmet ettiniz. Kapıda karşılamanıza gerek yok. Nasılsın Kerim? İyiyim Kerime. Benim de sizi göreceğim gelmişti. Göreceğiniz gelmişti ama siz görmeye gelemediniz bir haftadır. Vallahi. Haklısınız ama başçavuş Ahmet izin aldı. Son bir haftadır tuttuğum nöbetin haddi var, hesabı yok. Hocam, rolü kapmamın bir oluru yok mu? Söyleyin ben de kaçayım. Bakarız Suzan, bakarız. Kaybol. Oho, uçmuş bunlar. Fatun'un sevgisi, Kerim'in kerimesi, Hamza'nın Liz'i, Cemal'in müjdesi, Romeo'nun Juliet'i. Benim niye bir mertim yok ya? Of, of! Bu hafta sonu ne yapıyorsunuz? Bilmem. Bir fikriniz var mı? Muhallebiciye gidelim mi? Uy, muhallebici mi? Ay kaç kere gideceğiz bu muhallebiciye? İçimde şu muhallebi oldu vallahi. Şaka canım şaka, ne muhallebicisi? Latife. Başka bir yere götüreceğim seni. Nereye? Sürpriz. Söyleyemem. Gel. Kolay gelsin komutanım. Biraz vaktinizi alabilir miyim? Gelin. Sizi tanıştırayım. Deniz Yüzbaşı eğitim subayımızdır. Ethem Asteğmen de alayımıza yeni atandı. Memnun oldum komutanım. Sizi eğitim subayı yapmakla çok doğru bir karar vermişler. Öyle mi yapmışlar? Evet. Gülümsemenizdeki hoşgörü, bakışlarınızdaki dinamizm. Bunlar bir eğitmende olması gereken özellikler. Ethem Asteğmen psikolog, RDM'ye atandı. Hayırlı olsun. Komutanım, psikolojiye inanmadığınızı, daha doğrusu bir bilim dalı olarak önemsemediğinizi hem sözlerinizden hem de jestlerinizden sezebiliyorum. Bakalım bunun arkasından ne çıkacak? İşte bakın yine, hep alaycı davranıyorsunuz. Acaba diyorum,
çocukluğunuzdaki bir terk edilişin etkisi olabilir mi? Bakın, bunun altında nasıl bir sebep aradığınızı bilmiyorum. Ama ben de harp okulundan sonra ODTÜ'de psikoloji master'ı yaptım. Yani tespitiniz yanlış. Ben askerin bu konuda yeterince bilinçli olduğuna inanmıyorum. Sizin iyi niyetinizi suistimal etmek isteyeceklerdir. Bir can kurtaran düşünün komutanım. Bir de suyun içinde imdat diye bağıran bir adam var. Diyorsunuz ki adam şaka yapıyorsa can kurtaran aptal durumuna düşecek. Peki ya yapmıyorsa? Aynen öyle. Anlaşıldı. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Sizin bölüğünüzden Hamza Delipınar'la görüşmek istiyorum. Danışma merkezine gelmesini sağlayabilir misiniz? Tamam. İsterseniz askerin dosyasını da verebilirim. Sorunlu olduğu doğru ama son 4-5 aydır bayağı düzelme gösterdi. Düzelme mi? Bu tezinize katılamayacağım. Çıkınca yazıcı odasına uğrayın. Oradan askerin dosyasını alabilirsiniz. Teşekkür ederim komutanım. Gıcık oldun. Tespitinizde haklısınız komutanım. Hem de çok gıcık oldum. Gel. Geldim. Oo, bakıyorum çok neşelisin. Doğrusu hiç neşem yok babacığım. Bugün çok sakinim. Ne yapsan sinirlerimi bozamayacaksın. Tiyatro seçmelerine katılıyorum. Dersler? Mezuniyetli bir oyun sergileyeceğiz. Üniversite hazırlık kursları? Romeo ve Juliet. Fiziğin hala zayıf. İnşallah Juliet rolünü ben alacağım. Hem benle niye Juliet mi bulacaklar? Değil mi babacığım? Kızım hani bana söz vermiştin. Yaza kadar derslerinden başka bir şeyle ilgilenmeyecektin. Nereden çıktı şimdi bu oyun? Okul etkinliği babacığım. Sosyal olmam kötü bir şey mi? Hem konservatuar sınavlarında da hazırlık almış oldum. Konservatuar mı? Yani şimdi başımıza bir de konservatuar mı çıktı? Dur bakalım. Önce güzel sanatları deneyeyim. Olmazsa konservatuar. Hadi ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bye. Zafer sinirlenme. Ya yine sinirimi bozdu. Ne yapacağım ben bu kızla? Koca alayı yönetiyorum. Şu kızla başa çıkamıyorum. Kolay gelsin babacığım. Eyvallah. Ya bizim bölük komutanı tutturdu. Bir ısrar, bir ısrar. Git şu deli doktorunu gör dedi. Arkadaşlar gocunmasınlar tabii. Yani tabii şimdi emir demiri keser. Yani ben çok gönüllü değilim ama şahsen normalim. İsim? Hamza Delipınar, karargah destek bölüğü. Hamza mı? Hayırdır? Bir anlamı mı var senin için? Yok. Aslı hemen seni bekliyordu. Gelince ilk onu alın dedi. Yapma ya. Durum o kadar kritik yani ha. Hop. Bismillah. Niye onu önce alıyorsun kardeşim? Yarım saattir bekliyorum burada. Ne bileyim oğlum. Komutan dedi. Deli herhalde. Ben de deliyim kardeşim. İnanmıyorsan jilet atayım kollarıma ha. Şş, gerek yok, gerek yok. Yavaş babacan ya. Ne yapacaksın jileti şimdi? Ulan çok da gençmiş ya. Geç. Gel amca gel. Ömer yabancı değil. Selamun aleyküm. Evet, yabancı değil, Türk'e benziyor. De bana tanıdık gelmedi. Ömer'in birkaç sorunu var. Senin gibi. Oturup konuşup anlaştık. İnşallah seninle de anlaşacağız. Geçmiş olsun babacığım. Sağ ol birader. Ben Ömer. İkinci tabur üçüncü bölük. Arkadaşlar bana Arıza Ömer der. Hadi ya. Bütün arızalar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk niye tırlattık, tırlattık, tırlattık. Sen dalga mı geçiyorsun birader? Sakin ol Ömer. Ne konuştuk seninle? Özür dilerim komutanım da. Ya dalga geçer gibi. Tamam sen çıkabilirsin. Pazartesi 2'de bekliyorum yine. Otursana Hamza. Ben sizle konuştuktan sonra böyle mi olacağım komutanım? Yan etkisi bu mudur ya?
Hamza, bana şu hayvan arkadaşından biraz daha bahsetsene. Hani şu seninle sürekli konuşan, başını derde sokan arkadaşın. Vallahi nereden başlasam bilmem ki. Hepsi hayvan. Eşek sıpaları. Bir tek o değil ki komutanım. Mesela kartopu var. Öyle bir tane o şişik jumbo var ki. Yani of of. Uçan fil jumbo mu? O Dumbo değil miydi ya? Bilmem. Sen daha iyi bilirsin. Senin arkadaşınmış. Vallahi ben jumbo diyorum. Bilemeyeceğim. Tamam. Sakin ol. Ne istersen onu diyebilirsin. Derin derin nefes al. Komutanım. Komutanım. Ne oldu Kerim? Komutanım, müsaitseniz size bir konuda bir şey danışmak istiyordum da. Tabii söyle Kerim. Şey komutanım, Kerim Hanım'ı biliyorsunuz. Ben de askerlikle ilgili bir şey soracaksın diye umutlanmıştım. Ha. Komutanım, isterseniz daha sonra askerlikle ilgili de soralım. Hadi de gel Kerim. Şey komutanım, ben okuldayken biraz inektim. Zaten atom mühendisliği de zor branş. Pek gezmeye vaktim kalmazdı. Bir muhallebici bilirim. Kerim Hanım da sıkıldı muhallebi yemekten. Anladım. Gündüz mü dışarı çıkacaksınız, gece mi? Geceleri pek Kerim Hanım dışarı çıkamıyor komutan. Sen de o zaman ne bileyim sinemaya ya da tiyatroya götür hanımefendiyi. Tiyatro. Komutanım hiç aklıma gelmemişti. Hem kalabalık yerlerde ben daha rahat ediyorum. Yalnız kalınca saçmalıyorum da. İyi ya, işte bir iki arkadaşın daha çağır. Böylelikle kendini daha rahat hissetmiş olursun. Çok iyi fikir komutanım. Çok sağ olun. Bir de bu işleri çok iyi biliyorsunuz komutanım. Rica ederim Kerim. Çok sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Alo. 56. Piyade Alayı buyurun. Uy. Vizyonca sen misin? Nasılsın? Ben Cemal, Cemal. Yok, Nizamiye'de değil, Laz Cemal. Hey! Hamza abi. Vallahi benden duymuş olma ama seninki yine kafadan rahatsızlandı. He. Bizim çocuklar söyledi, deli doktoruna göndermişler. Onu bilmem. Gerçi ne zamandır morali falan bozuk değildi ama. Ha, şeyden olabilir. Ne zamandır seni görmüyor uşak. Belki ondandır. Suzan! Suzan Hanım! Efendim Kerpiçio? He. Kim? Aman boşver. Romeo ve Juliet'e çalışıyorum da. Ah ne güzel. Ben de tiyatroya gitmeyi hayır düşünüyordum da. Ne tesadüf. Hallederim. Ne tesadüfü. Tiyatrolar haftası bu hafta. Öyle mi? Of, büyük of adam şu Levent Üsteğmen. Demek biliyordu. Senden bir şey rica edebilir miyim Suzancığım, hanımcığım? De bakalım Kerimciğim, beyciğim. He, hasretli koyu adama. Biliyorsun daha önce de Hafsa'yı çaldırmıştı bu. Akın işte, gidip celiyim. Yazık, genç daha genç. Suzan, bana iki tane tiyatro bileti alır mısın? Yok yok, dört tane. İstersen kiloyla alayım, daha ucuza gelir. Nasıl? Ay, hangi tiyatro, hangi oyun? Vallahi ben pek anlamam ki. Kerime'yle gideceğiz işte. Ha, o zaman romantik bir oyun olsun. Olsun o zaman. Ha, yalnız avantamı isterim. Biliyorum. İstersin. Hiç fırsatı kaçırmazsın. Rolüme hazırlanırken bana yardımcı olacaksın. Ben ne anlarım? Şartım bu. Şimdi bu saatten sonra sana kim bilet alacak ki? Bunu neye benzettin? Daha doğrusu bu sende neyi çağrıştırdı? Oo! Mürekkep dökülmüş ya. Tamam ama neye benziyor? Mürekkep lekesine. Ya bu? Mürekkep lekesi. Bu? Aa, bunu bildim. Mürekkep lekesi. Hamzacığım, hiç mi bir şey çağrıştırmadı bunlar sende? Hepsi mi mürekkep lekesine benziyor? Evet. Yani soruyorsunuz, söylüyorum komutanım. Ne yapayım, yalan mı söyleyeceğim? Tamam, sakin ol. Derin derin nefes al. Öfkeni kontrol et. Yok sabır.
başıma ne işler açtın başıma terliksi? Terliksi mi? Şu seninle konuşan hayvan arkadaşım mı? Burada mı şu anda? Yine konuşuyor mu seninle? Bak arkanda. Çat arkanda, çat kapı arkasında. Ya affedersiniz ama dalga mı geçiyorsunuz komutanım? Tamam Hamza, öfkeni kontrol et. Sende öfke kontrolü sorunu var Hamza. Ama merak etme, bunu çözeceğiz. Ya komutanım, nedir bu öfke kontrolü dedim. Tamam geçti, derin nefes aldım. Anlamadım diyorum, derin nefes aldım. Onu diyorum derin nefes aldı, bunu diyorum derin nefes aldı. Yemin ediyorum ben ömrü hayatımda o kadar nefes almamışım. Vallahi şiştim ben. Tam 46'lık oldun yani. Ulan aşk olsun be. O kadar gösteriyor muyum ya? 30'dan 3-5 gün aldım işte. Lan raporluk diyorum yani. Ha, o mu oluyor? O oluyor. Ha. Ya babacanlar bakın. Gözünüzü seveyim bakın sizden rica ediyorum ya. Gelin pazartesi günü sakin hafta başı. Deyin ki şu adamı. Kardeşim biz oyun yaptık. Ya cevapları ben yazdım sanıyor ha. Allah Allah. Sen niye uyuyorsun ki bunları? Evet. Ne bileyim Ferit vallahi haklısın. Ya bunlar işte oyun oynayalım falan dediler. Ben de çocuklardır oyalansınlar dedim. Bunlara uydum. Ne bileyim işte kabak yine benim başıma patladı. Gökhan'ın nesi var? Ya cümle bozdu kendini. Bunların Ankara'da dükkan vardı biliyor musun? Onu belediye gelmiş 15 günü de mühürlemiş. Bunların bir yangında bir eksiği mi varmış, bir gediği mi bir şeyi varmış. Ne diyorsun ya? Esas sorun o değil de esas sorun vergi borcunu nasıl ödeyeceği. Şimdi dükkan açık değil, spali damlamıyor. Lan kötü olmuş be. Vatandaşlık borcundan sınıfta kalmış. Terbiyesizim bu. Lan sana ne oluyor, sana ne oluyor? Hayır sen vergini ödüyor musun? Ben köylüyüm oğlum. Milletin efendisiyim. Daha bir de vergi mi ödeyeceğim? Ya vergi mergi deyip durmayın. Yüreğim yanıyor zaten ya. Yakmayın cümmamın yüreğini. O gel sen gel. Esas ben senin başını yakacağım. Eşek. Şşt postacı. Melek hemşire seni arıyordu. Ne diye? Aa bilmem. Aranızda özel bir şeydir diye soramadım. Eyvallah. Şşt. Lan bana bak. İlla ortalığı karıştıracak değil mi? Çıbın başı ne oldu? Gel Kerim. İyi akşamlar komutanım. Dediğinizi yapıp biletleri aldım. Hadi bakalım iyi seyirler o zaman. Size de iyi seyirler komutanım. Anlamadım. Kalabalık gidin demiştiniz ya. Size de bilet aldım. 4 kişi gideceğiz. Of Kerim ya. Ben sana gelirim dedim mi? Bir de 4 kişi. Allah bilir abuk sabuk birini taktım peşime. Aha, ben takılacağım. Ama beğenmezsen başkası gelsin Levent. Sizle konuştuktan sonra Deniz komutanıma teklif ettim. Ne zamandır tiyatroya gitmiyordum. Ama istemiyorsan gelmem. Estağfurullah komutanım öyle şey olur mu? Beraber gideriz işte. Ben yarın sizi isterseniz evden alayım. Çok sevinirim Levent. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar. Ben de çıkayım komutanım. İyi akşamlar. Selam. Beni arıyor musun? Ya neredesin sen ya? Sabahtan beri herkese seni soruyorum. İşim vardı ya. Sabahtan beri sağa sola koşturup durdum. Neyse. Şunu dedene verebilir misin? Bu ayın kirası. Niye bankaya yatırmadın? Hesap açmıştım ben ona. Banka işleriyle arası pek iyi değilmiş. Siz Ferit'e verin o versin dedi. Anlaşıldı. Onun beni göresi gelmiş. Ne yapıyorsun hafta sonu? Hiç. Evdeyim herhalde. Yani yarın öğlen Deniz tiyatroya gidecekmiş. Ben de biraz evle ilgilenirim. Bizim de çarşı günümüz. Eğer istersen... Ne istemiştiniz? Ben yanlışlıkla elimi kestim de bir bakabilir misiniz?
Ben gideyim, sonra görüşürüz. Ne söylüyordun? Yok bir şey. Tamam, sonra görüşürüz. Bakalım şu keseye. Hayrola Hamza abi, dalgınsın yine. Elize ulaşamadım bir türlü babacığım. Aradım orada, hep Amerikalılar. Bir tane de Türk çıkmadı ki. Escape dedi, escape dedi ama biri. Hatırlayamadım ben de ne olduğunu. Gidip bir sözlüğe bakacağım şimdi. Escape from Planet of Apes. Yani maymunlar cehenneminden kaçış. Ne filmdi ama ya. Nasıl? Maymun mu demek yani escape? Hayır efendim, kaçış demek. Yani kaçmak falan, o anlamda. Ödersin lan sen, susar. Ya şimdi Liz yenge kaçmış mı? Firar etmiş yani. Durun babacanlar be. Şikillendirmeyin insanı. Bana bak terliksi. Ulan sulluk yapmıyorsun değil mi, eminsin? Ben de bileyim Hamza abi. Kaçmak demek. Allah Allah ya. Ulan niye escape etsin ki şimdi durup dururken? Uşağım kız üzülüyor tabii. Ya yürü git be Cemal. Neye üzülecek şimdi? Ulan dün sen deli doktoruna gittin ya, ona dur. Ulan o şey icabıydı. Ayrıca benim deli doktoruna gittiğimi nereden öğrenecek? Dün bir, bugün iki. Hayretmiş. Ben de dur. Dün seni aradı. Nasıl diye sorunca ben de söyledim Uşağım. Ne diyorsun lan sen? Sempatik Laz. Ha? Yani sen şimdi Liz'e Hamza'yı deli doktoruna gönderdiler mi? Çıktı mı senin o şom ağzından böyle bir lafa? Ödepsiz! Vay dedi, niye dedi? Ben de dedim biliyorsun seninki arızadır, hasretine dayanamıyor dedim. Böyle söyleyince de bir tuhaf oldu. Kıymetimi bildi, sağ ol. Cemal, sen 100 metreye kaç saniyede koşuyorsun? Ulan niye etiyor şu an? Birazdan parçalayacak seni, kaç istersen. Olur mu öyle şey babacığım? Hiç parçalar mıyım ben arkadaşım? Ulan çiğ yiyeceğim ya, ben bu hamsi. Bırak lan, bırak çiğ. Ulan niye kızıyorsun Uşağım? Bak hala konuşuyor. Ulan kız firar etmiş senin yüzünden. Firar. Ağzımı kapacım, bak kötü konuşacağım. Kapa. Ulan niye benim yüzümden? Sen ciddeli doktoruna düş, üst gizi, sonra Cemal uz dedi. Lan oğlum. Taka kaçsana lan, adam bunu uz diyorlar lan. Dur, sakin ol. Ne yapıyorsun sen? Üzerime saldırıyor komutanım. Hamza, ne konuştuk dün biz seninle? Nerede derin nefes alma? Nerede öfke kontrolü? Saat kaç oldu Melek? 2:20 geçiyor. Hay Allah, geç kaldım ya. Kaldım vallahi. Sen kek mi yapıyorsun? Ha, canım çekti. Misafirin mi gelecek yoksa? Misafiri ağırlayacak gibi bir aile mi var Deniz'ciğim? Haklısın. Nasıl? Küpelerim güzel olmuş mu? Güzel olmuş da. Yani alt tarafı tiyatroya gidiyorsun. Ne bu süs anlamadım. Alt tarafı tiyatro olur mu canım? Tiyatro bu. Yani derli toplu gitmek lazım. Melek kapıyı açar mısın? Hemen geliyorum. Emredersiniz yüzbaşım. Hoş geldiniz Üsteğim Hanım. Buyurun. Erken gelmedim değil mi? Yo. Ne kadar şık olmuşsunuz böyle. Teşekkür ederim. Ya ne bileyim, tiyatroya böyle kotla falan gitmek istemedim. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk. Şey, gelirken elim boş gelmek istemedim. Çok güzelsin. Yani çiçekler çok güzel. Sen de çok naziksin. Melek çiçekleri suya koyarsın değil mi? Tabii koyarım. İyi seyirler. Çıkalım mı? Aha. Teşekkür ederim Hüseyin Melek. Rica ederim komutanım. Hadi ola Cedir şunları. Cedir. Ne oldu, iyi mi Arzu abi? Çok şükür iyi. Sakinleşti sonunda. Oh. Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Bu var ya daha çok gidip gelecek o E.T.'nin yanına. Ne bakıyorsunuz ulan? Ben mi yazdım herifçi oğlunun kağıdına abuk sabuk şeyleri?
Valla inanması zor ama bu Laz bu sefer doğru söyler valla. Adamın başını harbi de belaya soktuk be. Ya aman boş verin be. Fena mı abi işte bu arada da tedavi olur. Niye? Ne yapacaklar Arzu abiye? Lan oğlum doktor sakinleştirici yaptı be. Vallahi gerekirse hava değişimine falan göndereceklermiş. Ne dedin sen? Hava değişimi, bir daha de bakayım. Hava değişimi? Hava değişimi! Kim ki acaba? Kim o? Benim Ferit. Aa Ferit, nereden çıktın sen ya? Dedem rica etti de çiçeklere bakmamı istedi. Ben de eli boş gelmeyeyim dedim. Ha, demek deden rica etti diye geldim. Ha, yok canım yani seni görmek de güzel olur diye düşündüm. O yüzden çiçeği bahane ettim. Ama galiba sen beni içeri almayacaksın, gideyim ben. Ay yok, hayır ya çok pardon. Şaşırdım da biraz. Girsene içeri. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Deniz Yüzbaşı gitti mi? Gitti gitti, korkma. Ha, yok korktuğumdan değil canım. Yani rahat hissedemeyeceğim kendimi, sıkılacağım diye. Biliyorum canım, merak etme. Tiyatroya gittiler onlar zaten. Birkaç saat gelmezler. Rahat rahat konuşuruz biz de. Konuşuruz. Ne konuşacağız? Hiç, işte öyle. Havadan, sudan. Ya sen otursana, ben de bir üstümü değiştireyim. Yoksa rahat mı demeliyim? Otursana. Tamam. Yalnız Melek, bir yanık kokusu var gibi. Yanık mı? Hı. Aa! Ne oluyor ya? Yok bir şey, dur. Tabii sen git tabii. Suyu, yastığı, onu bunu aldın ama biletleri unuttun değil mi Kerem? Gelin, gelin, adını alın. Kudur, kudur, kudur. Yeter artık. Canım atak etti. Su deposuna çıkıp atacağım kendimi aşağı. At ulan. Atmazsan siz. Vay şu hayvan, ne biçim acılık oğlum. Bana bak, doğru konuş. Kezban atarım suratına. Kezban. Ne kezbanı be? Kezap. Uy ulan sen çim. Suna. Sen. Sen hele ha taka. Lan gelmeyin. Derim ha. Var ya, doğrarım, jiletlerim kendimi namusuzum. Yapma, bu sefer yapma Vedat. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Bravo! Bravo! Ne oluyor burada? Yok bir şey komutanım, sizi görmedik pardon. Psikolojimiz bozuk, anlamadın mı? Şimdi biraz işim var, saat 4'te hepiniz ofisimde olun. Ah ulan ah, bir kulunu çok sevdim, of. O beni hiç sevmiyor. Anam meleğim kavurbalıklarım, anam meleğim kavurbalıklarım. Peki, teşekkür ederim. Ne yazık ki bütün biletler satılmış. Bizim yerlerimiz boş kalacak, bize verseler ya. Haklısınız Kerim Hanım ama biletsiz alamıyorlarmış. Oyun da başladı zaten. Yapacak bir şey yok. Hay Allah, aksiliğe bak. Hepinizden çok özür dilerim. Nasıl affettirsem kendimi? Muhallebi ısmarlasam? Gene mi muhallebi? Yok ben almayayım. Başım ağrıyor zaten. Komutanım siz. İnşallah başka zaman Kerim. İyi günler komutanım. İyi günler. İyi günler. Ay bir dakika daha tahammül edemeyecektim.
İkisi de çizgi film gibi ya. Hamza? Oh, Liz. Nereden biliyor sen geleceğim diye? Bilirim ben, bilirim. Kuşlar bana haber getiriyor. Ne oldu senin dudak? Yok bir şey. Şey, sakinleşmiş, iğne şap. Öfkemi kontrol etmek içinmiş. Ha? Bir kere neyse de, kızdım ben sana. Söyle bakayım, kaçtın mı sen? Ha? Evet. Ama ben seni çok merak etti. Kaz Cemal dedi ki... Laz Cemal, Laz, Laz. Evet, anlamıyor ben seni. Sevimlilik yapma lütfen. Ben sana kızgınım. Ben sırf senin için burada efendi durmaya çalışıyorum. Rum askerlik için diye. Sen firar ediyorsun. Escape babam, escape. Ama delirdi dedi. Kaz, Laz Cemal. Seni özlediği için dedi. Ben zaten ona soracağım zaten ben o Laz Cemal'i. Ama ben sana yine de kızdım. Ha, böyle sakinmiş gibi şey yaptığıma bakma. O iğneden şey oluyor. Bak, bak. Kızdım. Kızdım, tamam mı? Hem de çok kızdım. Hem de çok kızdım. Ne olacak şimdi ha? Ne olacak? Bir şey olmaz. Merak etme. Sadece benim paradan alırlar ceza diye. Nasıl? Disko yok mu sizde, disko? Disko? Sizde disko var içeride? Hmm, disko var bizim içeride. Sabaha kadar dans ediyoruz. Öf be, öf! Zaten dilim dönmüyor. Ya, kızgınım diyorum, kızgınım diyorum. Gülme sen, bak, hiç. Ben maço bir erkeğim, tamam mı? Kıstın mı, tam kısarım. Kötü olmuş değil mi? Hmm, yok. İyi. Valla. Dün... Sen söyle. Dün niye öyle tepki verdin? Hayır yok, şakaydı canım o. Hatta ben soracaktım, ciddiye almadın değil mi diyecektim. Yo, niye ciddiye alacağımı düşündün ki? Sen niye benim tepkimin ciddi olduğunu düşündün? Ben aslında... Sen söyle. Telefonum mu çalıyor? Benimki değil bu. Benimki de böyle çalmıyor. İçeriden geliyor. Alo? Evet, telefon burada, merak etmeyin. Nasıl? Kapıda mısınız? Tamam, tamam. Gelin. Geldiler. Kim? Deniz. Levent Üsteğmen'le beraber gelmiş. Levent Üsteğmen cep telefonunu unutmuş. Ne? Ben ne yapayım ben? Saklanayım mı? Ha? İyi fikir. Yok yok dur. Niye saklanacaksın canım? Ziyarete geldim dersin. Zaten ziyarete geldim. Ya. Yalan değil. Geldiler. Aç kapıyı sen. Siz niye böyle erken döndünüz ki? Hiç sorma Melek. Kerim biletleri unutmuş. Telefonunuz. Gelsene Levent. Ferit Tekin İstanbul. Ne yapıyorsun Ferit? Burayı kışta zannetti galiba komutanım. Pardon komutanım, kafam karıştı ya. Ferit de geçerken uğramış öyle. Dedesi... Dedesi yollamış. Aman dedem yollamış. Dedem yolladı yani. Çiçekler iyi mi diye. Çiçeklere... Ne olmuş çiçeklere? İyiymiş. Yani iyi bakmışsınız dedemin çiçeklerine. Ben de telefonumu unuttum, onu almaya geldim. Tamam tamam. Kim neden gelmişse gelmiş. Madem hepimiz buradayız, ben bir kahve yapayım o zaman. Buyurun Üsteğmen'im. Komutanım ben alaya dönsem daha iyi olacak. Yapılacak bir sürü işlerim var. Tamam canım, kahveni içip öyle gidersin.
Sen de oturabilirsin Ferit. Melek, sen de bana yardım edersin değil mi? Tabii. Otur Ferit, otur. Nasılsınız kızım? Vallahi bildiğin gibi Ferit işte. En son görüştüğümüzden beri pek bir şey değişmedi. Askerlik. Evet, sizi dinliyorum. Sen başla bakalım revirci. Vallahi nereden başlayacağımı bilmiyorum ben. Böyle içimde çok büyük bir sıkıntı var. Mübalağa etmiyorum, çok büyük bir sıkıntı. Ya benden 21 yaş küçük bir kardeşim olacak. Kader. Bir soru, benim terlik istirahatimi aldılar. Belki duymuşsunuzdur. İnanır mısınız? Bakın mübalağa etmiyorum. Asla. Bu postalların içinde ayaklarımın psikolojisi bozuldu. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Terlik istirahati? Lokantamız vergi borcu yüzünden kapandı. Ocağım söndü komutanım. Ölmek istiyorum. Sen böyle yemeye devam edersen zaten öleceksin Cumba Efendi. Sarı kızım öldü komutanım. Öldü. Bir kırdat açayım komutanım. Yani klarnet çalarım. Sibel Can'ın arkasında çalarım. Daimi klarnetçisiyim. Surabu askerlik girdi araya. Benim bir tane Gülsüm teyzenin oğlu var. Şimdi adını anmak istemem. Bozdu kendini. Benim işimi elimden aldı. Ondan sonra komutanım babamcığım dedi ki olmaz. Dedim niye? Bu kartlar her yere satılıyor dedim. Dağ başı burası kimse almaz ki dedi. Müjdeyle de yeni tanışmışım. Para lazım. Komutanım bizim oraya da parası olmayan, işin olmayan kiz vermiyorlar. Ha komutanım aklıma geldi. Bizim orası dedim da bir gün gelirseniz bizim oralara cezdiririm sizi. Komutanım o kadar güzel yaylalar vardır ki bizim oraya. Havada çıkarım beraber. Oğlum Sadede gel, derdin ne? Şşş Vedat. Neydi ula benim derdim? 20 milyon sir. 20. Hiç. Grup indirme yaparız abla. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Dertlerinizi dinledik. Peki çözüm olarak ne öneriyorsunuz? Vallahi komutanım ayıptır söylemez. Şöyle bir 10 gün hava değişimi verseniz hiç fena olmaz. Ben bir haftaya da razıyım. Ya komutanım eğer fazla geldiyse 5 günde olabilir. Allah! Allah sıcak! İçeriden yandım yemin ederim. Ya ne hale geldim ben ya. Çok sevimli oldun. Sana da eğlence çıktı. Böyle kalayım istersen. Tövbe. Estağfurullah. Ne zaman döneceksin sen? Akşam dönerim. Fazla uzun olmasın istiyor ben. Hem sen de iyi. Bu kadar yeter. Demek ben kötüyüm diye şöyle ettin ha? Ne yapalım? Seviyorum ben seni. Ben de seni seviyorum. Aşkım benim. Aşkım? Benim ağzım şey oldu ya hani. Benim hani ağzım biraz böyle artık ben ne dediysem sana demek öyle. Ya aşkım demişim gibi gelmiş. Hiç aşkım demedin sen bana. Uy, canım benim. Aşkım. Arıza aşkım. Niye arıza? Baksana sen de artık firar ediyorsun maşallah. Ederim tabii babacan. Benim aşkım kötü olmuş diye dedim. Haret bir şey. Canım benim. Terlikse, jumbo, kartop. Bunlar onun gerçek arkadaşlar. Hamza hasta değilmiş. Ben ne yaptım ya?
Of. Özür dilerim komutanım. Büyük bir hata yaptım. Pek anlayamadım Aslı Emin'im. Hangi konuda acaba? Hem Hamza hem de diğer askerler konusunda. Hamza hasta değilmiş. Diğerleri de. Durun tahmin edeyim. Hava değişimi istediler değil mi? Evet komutanım. Signores. Levent Üsteğmen çağırıyor hadi. Hayırdır? Seyfi ne oldu lan? Vallahi şu sizin hava değişimiyle ilgili dedi. Ah, hava değişimi mi? Ya öyle dedi, ben anlamam. Oğlum hava değişimi nereden çıktı lan şimdi, ne o? O senin dünyadan haberin yok şaşkın. Sen daha gez çarşılarda. Uy, uçaklar yırttık. Ete bas diye ben bize hava değişimi verdi. Evet gidiyor. Evet, ne oluyor lan? Bölüğün havası değişiyor paşacığım. Gelin bakalım. Etemas teğmeniniz bana durumu anlattı. Demek çok bunaldınız. He komutanım, depresyonda yok. Dert üstüne dert komutanım. Komutanım evet, ben de son günlerde biraz asabileştim. Kafayı yedik komutanım. Komutanım, geri dönülmez bir depresyon içindeyiz. Karabasan, Afakan. Demek yine depresyon konusu ha? Anlaşıldı. Hava değişiminden başka bir çözüm yok gibi gözüküyor. Gel Hamza, gel. Çekilin bakayım, depreşikli. Getirdik komutanım. Allah. Ne dersin Hamza? Açık hava iyi gelir değil mi arkadaşlara? Evet komutanım. Bahar geliyor yavaş yavaş. Cemreler düştü. Hadi bakalım, alın malzemeleri arkadaşlar. Alın dedim. Emredersiniz komutanım. Madem hava değişimine ihtiyacınız var, ben de düşündüm, sizin için bir kır gezisi düzenledim. Nasıl? Hoşunuza gitti mi arkadaşlar, ha? Vallahi komutanım,